Ne oluyor Ceren? Niye geldin bu saatte? Onur'un çarpıp öldürdüğü çocuğun adı Hasan. Biraz sessiz konuşur musun lütfen? Ne demeye getiriyorsun yani? Daha 12 yaşındaydı. Ailesi kendi halinde çok güzel insanlar. Ceren, bak. Ben bunları bilmek istemiyorum, tamam mı? Biz bu konuları konuştuk seninle. Konuştuk ve kapattık. Çünkü bir anlaşma yaptık. Ama eğer bu konuyu tekrar açıp benim önüme getireceksen... ...babana yaptığım bütün yardımları geri çekerim. Ve beni çok iyi tanıyorsun, yaparım bunu. Hasan'ın bir de abisi var. Aylarca kardeşinin katilini aramış ama izine rastlayamamış. Katili bulup öldürmeye yemin etmiş. Abisi mi var? Kimmiş peki abisi? Sen nereden biliyorsun bunları? Siz zahmet edip oğlunuzun öldürdüğü çocuğun kim olduğunu merak etseydiniz... ...eminim siz de öğrenirdiniz. Ceren, sana bir soru sordum değil mi? Kimmiş abisi? Sen tanıyor musun bu insanları? Konuşuyor musunuz yoksa? Sana soruyorum Ceren, cevap versene. Aslında siz de tanıyorsunuz. Tanıyor muyum? Ölen çocuğun abisi. Kardeşinin katilini öldürmeye yemin eden kişi... Fırat. Fırat Güney. Fırat mı? Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Çocuğa bak, resmen burnumuzun dibine kadar girmiş. Peki biliyor mu? Yoksa biliyor mu Onur'un yaptığını? Hayır. Şuna bak. Resmen kendi ellerimle oğlumun hayatını tehlikeye atmışım. Asıl Fırat'ın hayatı Onur yüzünden tehlikeye girdi. Oğlunuz Fırat'ı bıçakladı Perihan Hanım. Fırat ölümden döndü. Siz hala bütün bunlar yetmezmiş gibi Fırat'ı okuldan atmaya kalkışıyorsunuz. Ceren, sen aklını mı kaçırdın? Ha? Benim oğlumun hayatı tehlikede diyorum. Sen bana hala Fırat diyorsun. Çok da umrumdaydı sanki Fırat. Umurunuzda olsa çok iyi olur. Çünkü eğer sizin ya da Onur'un yüzünden Fırat'ın başına ufacık bir şey gelirse, okulla ilişiği kesilirse her şeyi polise anlatırım. Bu sefer ne benim ne de ailemin üstünden yapacağınız hiçbir tehdide boyun eğmem. Emin olun yaparım bunu. Yapamazsın. Ceren! Ceren diyorum sana, Ceren! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.